Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah kıymetli seyircilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programında daha sizlerle birlikteyiz. Bizleri bugüne ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Efendim bir saate yakın bir süre sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden gelen soruları Doktor Hüseyin Kayapınar hocama soracağım. Kıymetli hocam da yayın esnasında cevaplandıracak. Merak ettiğiniz, aklınıza takılan sorularınız varsa yapmanız gereken şey 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak sorularınızı bizlere iletmek. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınıza bize sorun WOW uzantısıyla da sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden kıymetli hocama döneyim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah, iyiyiz. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok iyi geçiyor, Allah'a çok şükür. Allah inşallah yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları kabul eder. İnşallah hocam. Asıl önemli olan o. Yoksa günler geçiyor. Rahat, yarıladık hocam şu anda. Rahat, huzur, elhamdülillah var. Tabii insan biraz genelde dünya, özellikle İslam alemini, Müslümanların durumunu düşününce elbette huzursuz oluyor, rahatsız oluyor ama ne yapalım? Bunlar da hayatın gerçeği. Evet. Ama şahsi olarak çok şükür bir sıkıntımız yok. Ümmet olarak sıkıntımız çok. İnşallah o sıkıntılar da çözülür hocam. İnşallah, inşallah. Seyircilerimizin soruları var hocam. Bismillah diyerek başlayayım. Buyur. Bir seyircimiz demiş ki arkadaşımın iki dairesi var. Birinde oturuyor, birinden kira alıyor ama elinde birikimi yok. Bir de düğün yaptı, borca girdi. Ben bu arkadaşa zekat verdim, doğru mu yaptım? Doğru yaptı. Allah kabul etsin. Ehline vermiştir. Çünkü arkadaşı, ha bir dakika dur. Hocam iki dairesi var. Oraya elinde atladık. Yani semene uyar işte bazen böyle. Şimdi ikinci dairenin değeri belli bir miktarın üzerinde. Borcu düştükten sonra geriye yine nisap miktarı kalıyorsa ona şey veremez. Zekat veremeyiz. Çünkü o ikinci daire şeydir. Asli ihtiyacın dışındaki bir mülktür, bir maldır. Ve öyle bir mala sahip olan kişi zekat alamaz. Dolayısıyla da öyle birine zekat verilemez. Eğer dediğimiz gibi ise bu soruyu soran kardeşimiz o zekatını bir başkasına da verecek. Tekrardan zekat niyetiyle başka birine verecek. Verecek. Çünkü o verdiği mesela sadaka diyelim ki 100 lira düğün borcu var. 500 bin liralık daire var. Evet. O 100 bin lirayı düştüğümüz zaman 500 bin liradan 400 bin liralık mal kalır. O da zekat. Yani nisabın üstünde. Tamam zekat vermesi gerekmiyor onun ama zekat alamıyor. Şimdi zekat alamayacak derecede zengin sayılıyor bu insan. Öyle olunca da verdiği, daha önce verdiği şey zekat yerine geçmez. Çünkü onu kişi mesela şöyle olsa bir adam fakir mi zengin mi araştırsa. Evet. Zekat verecek araştırsa. Ve onun fakir olduğu kanaatine varsa ve zekatını verse. Sonrasında bu. Sonra da zengin olduğu açığa çıksa onun yeniden zekat vermesi gerekmiyor. Niye? Çünkü araştırdı. Ve fakir evet. Aradı. Fakir. Fakir aradı. Hani bu neye benzer? Teyemmümle abdest şey var ya, pardon, kıblenin tayini meselesi var ya. Mesela evet. Dağ başındasın, namaz kılacaksın, kıbleyi bilmiyorsun. Ne yapacaksın? Bir, soracaksın etrafta kimse varsa. Yok. O zaman kendin araştıracaksın, tahmin yürüteceksin. Ve o tahmine göre ha şu taraf deyip namazı kıldın. Ha şimdi ama sonradan öğrendin ki şu tarafmış. O namazı iade etmeye gerek yok. Ama sen araştırmadan rastgele durursan namaza, Kabe burasıdır herhalde diyerek, oranın da Kabe olmadığı açığa çıkarsa o istikametin, namazın olmaz yeniden kılman lazım. Bu da ona benzer. Evet. Yani zekat verecek kişiyi araştıracak. Peki neyi araştıracak? Fakiri araştıracak. Fakiri. Eğer araştırdı, fakir zannederek verdi ama zenginmiş. Ha, onu yapacağı bir şey yok. Ama bu öyle değil ki. Burada durumunu biliyor. Ya buradaki kusur ne? Hüküm bilmemek. O da şey sayılmaz, mazeret sayılmaz. Yani madem ki biz Müslümanız, mükellefiz, ibadetler yapacağız,
o ibadetlerimizle ilgili temel hükümleri en azından bilmemiz gerekir. Onları bilmemek mazeret değildir. Evet hocam, peki arkadaşına mesela zekatını verdi. Sonrasında malı nisap miktarının altına düştü. Düşse bile nisap miktarının altına tekrardan o zekatını vermesi gerekiyor değil mi bir fakire? Tabii, o ilk verdiği zekat zekat olmamıştır. Ha, sonraki senelerde zekatını verebilir. Yani hemen anında vermesi şart değil ama o zaman ne olacak? O sonra o arkadaşına, nisaptan aşağı düşen arkadaşına tekrar zekat verecek. Hmm. Önceki verdiği zekat sayılmaz. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki, kaybedilen, düşürülen para sadaka sayılır mı? Sayılması için ne dua edebiliriz? Şimdi sadaka sayılması için niyet lazım. Yani ibadetler niyetlerle ibadet olur. Niyet etmezsen yaptığın iyilikler ibadet sayılmaz. Evet. İnnemel amalu bin niyat ve innemel likulli imri'in ma neva. Değil mi hadis? Bukhari'nin ilk hadisi. En kuvvetli hadis budur. Hadis külliyatımız içerisinde. Ameller niyetlere göredir. Herkes için niyet ettiğinin karşılığı vardır. Bir de şöyle derler. Adetle, niyetle adet ibadet olur. Niyetle adet ibadet olur. Niyetsiz ibadet de adet olur. Şimdi sadaka haddi zatında bir şeydir değil mi? İbadettir. Ama onu evet, niyetsiz verirsen o ibadet olmaktan çıkar. Şimdi burada malını kaybetmiş. O sadaka değil o. Ha, o şimdiden sonra sadaka olur mu? Eğer eline geçse olur ama gelmeyecek olan bir şey. Yani adamakla borcu ödenmek gibi bir şey oluyor bu. Yani o sadaka yerine geçmez. Bunun için de özel bir duası falan olmaz. Ama Allah niyetine göre de verebilir herkese. Yani oranda biz önüne engel getirecek halimiz yok. Engel koyamayacak halimiz yok. Başka bir seyircimiz demiş ki, fitre verdiğimiz kişi bu bizim fitremiz diye açık açık söylememiz mi gerekiyor? Söylemesek de niyetimiz olsa kabul olur mu? Kabul olur. Kaç defa buna cevap vermeye çalıştık. Yani zekatta ve fitrede asıl olan kalbin niyetidir. Dille onu söylemek şart değildir. Hatta yine tekrarlayalım. Eğer verdiğimiz kişi rencide olacaksa ona hiç zekat fitre olduğunu söylememek daha iyidir. Bir seyircimiz demiş ki, hocam hayırlı Ramazanlar. 35 bin dolarım var. Ne kadar zekat düşüyor? Ne kadarını zekat olarak vermem gerekiyor demiş. Şimdi 35 bin doların %2,5'unu. Yani %2,5 ne kadar ediyor? Ben onu şimdi 30 binin %2,5'unu bulabilirim de $750. Geriye kalan 5 binde 2,5 neyse o. Çarpı 2,5 bölü 100. Yapalım hocam. 875 yapıyor. Öyle mi? Evet. İşte o kadar hocam. 875 dolarını... Dolarını zekat verecek. Zekat olarak verecek. 35 bin, evet doğru ya. Şimdi 40 bin olsaydı $1,000 verecekti. Evet. 875 dolarını zekat olarak verecek seyircimiz. Evet. Seyircilerimizden biri demiş ki, tarot bakmak günah mıdır? O ne o? Falok hocam. Ya günahdır o zaman. Yani tarot. Dinimiz falı yasaklamış. Yani innemel hamru vel meysuru vel ezamu vel ensabu ritsin min amelis şeytan değil mi? Ayet-i kerime. Yani evet. Şey, içki, kumar, falokları ve dikili taşlar şeytanın pisliklerindendir. Ya günahdır, haramdır. Ve ona inanmak da haramdır. Yapmak da haram, bakmak da haram, baktırmak da haram ve inanmak da haram. Bir seyircimiz, apandisit ameliyatı sonrası kaç gün sonra oruç tutmaya başlayabiliriz? 10 günlük rapor süresi var ya da ameliyat sonrası oruç hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi efendim burada doktor ne soracak? Yani biz burada... apandisit ameliyat olan kişi oruç tutmasına engel mi değil mi onu bilmiyoruz. Bir. Evet. İki, engelse üzerine ne kadar sene ay gün geçtikten sonra o engel ortadan kalkar onu da bilmiyoruz. Yani bizim bildiğimiz şey şu. Hasta olan kişi oruç tutmayabilir. Hasta olan kişi oruç tutmayabilir. Hangi hasta? Oruç tuttuğu zaman hastalığı artacak olan. Oruç tuttuğu zaman tedavisi gecikecek olan. Oruç tuttuğu zaman zorlanacak derecede hasta olacağı bilinen kişiler oruç tutmayabilirler. Peki bunları
kimler olduğunu kim bilecek onu biz bilemeyiz. Biz bu genel hükümleri söyleriz. Doktor bilecek ve bir de kişi kendi tecrübesiyle bilecek. Şimdi apandisit ameliyatı olmuş. Onun oruçla ne kadar alakası var? Oruç tutmak ona zarar mı? Fayda mı? Bazen öyle oluyor ki oruç faydası oluyor bazen. Tabii tabii hocam, evet. E bunları biz bilemeyiz ki. Bunu doktoruna soracak. Başka bir seyircimiz oruçla ilgili olarak demiş ki, hamileyken oruç tutmamak günah mıdır? Günah değildir eğer zarar veriyorsa. Yani şimdi ana rahmindeki, ana karnındaki çocuk gelişiyor, gıdalanıyor. Tabii anne oruç tuttuğu zaman, gıda almadığı zaman zayıf düşebilir. O çocuğu şey yapabilir, yani beslemeyi zorlanabilir veya kadının sıhhatine zarar verebilir. Bu bakımda hamileyken oruç tutmama ruhsatı var. Evet. Ruhsatı var. Ama bu şu demek değil ki, hamile olan kişi oruç tutamaz anlamında değil bu. Zarar görüyorsa tutmayabilir. Bizim yakınlarımızda, kendi eşimiz, ailemizde, bizim de çocuklarımız oldu. Hiç onların hamileyken orucu kaçırdıklarını görmedim ben. Yani tuttular oruçlarını, Allah kabul etsin. Bu kişiye göre de değişebilir. Tabii kişinin kendi dini hassasiyetine göre, bünyesine göre değişebilir. Yani zarar veriyorsa tutmayabilir. Kayseri'den bir seyircimiz demiş ki, trafik kazası sonucu ölen kişinin kan bedelini ödedim. Ayrıca oruç kefareti gerekir mi? Şimdi hata ile öldürmelerde oruç kefareti var. Kur'an-ı Kerim istiyor bunu. Trafik kazasında muhtemelen hata ile öldürmedir bu. Evet. Dolayısıyla onun için oruç kefareti de ödemesi lazım. Kan bedelinin yanında mı oruç kefareti var tabii, hocam? Tabii o kan bedelinin eski adı diyet. Diyet. Bu da kefaret. Buna kefaret katil derler. Ve öldürmelerde sadece hataen öldürmelerde bu katil kefareti vardır. Şimdi o diyet, kan bedeli insanın verdiği zarara karşılıktır. Öbürü de dikkatsizliğinin şeyidir. Hata dikkat edecek. Dikkatsizliğini. İki ay peşi peşine oruç tutacak. Kur'an-ı Kerim'de var bu, öyle şey değil yani. İçtihat falan değil. Evet. Başka bir seyircimiz demiş ki, vefat eden hanımın özel günlerinden dolayı tutamadığı oruçlarını tutamadan vefat ettiği için bunun da ne kadar olduğu bilinmiyor. Bizim ne yapmamız gerekir bu durumda? Şimdi bir tahmini bir şey yapacak yani. Eğer o hanım hayatındayken ayda kaç gün adet görüyor idi? Bunu bilen birisi varsa, onun verdiği bilgiye göre hareket edilecek. Ha yok, onu bilen biri yok. O zaman 3 günle 10 gün arası adet olabilir. Eğer varlıklıysa bu aile, ihtiyatı esas alarak 10 günün karşılığını versin. Evet. İhtiyatlıysa. Yani fide verecek herhalde bunlar. Varlıklıysa, zenginse. Niye 10 gün diyorum? Çünkü bu hanımın eğer bilinmiyorsa, onun adet günlerinin sayısını bilen yoksa, her ay 10 gün adet olmuş olma ihtimali var. Tabii 3 gün olma ihtimali de var. Ve bu 3 ile 10 arasında 4, 5, 6, 7, 8, 9 gün olma ihtimali de var. Ama 3 gün en azı, 10 gün en fazlası. Onun için ben dedim ki ihtiyaten eğer zenginseler 10 gün hesabıyla kaç sene tutmamış? 30. 10'ar günden 300. 300 çarpı fitre miktarı. Hmm. 12 bin lira eder, 40 liradan. Ha, bunu verebilir. Tabii ben bu 10 yıl hesabıyla. Evet. Tabii eğer zengin değil, o kadar verme imkanları yok, güçleri yok. O zaman kendileri artık, yani 3 günden az olmamak kaydıyla aylık hesap ederek bir şey verirler inşallah, Allah affeder. Vermek gerekiyor mu hocam? Yani şimdi vasiyet ettiyse vermek gerekiyor. Vasiyet ettiyse. Ama vasiyet etmediyse mirasçıların vermeleri şart değil. Ama evet. Şafii mezhebinde durum biraz farklı. Şafii mezhebinde o hanımın oruçlarını tutmadığı oruçları kaza etmediyse eğer, şeyleri, yakınlarının kaza etmesi gerekiyor. Yani mesela bir kadın Ramazan ayında adet günü içinde vefat etti diyelim. O boşluğu mu gidiyor mesela? Şimdi şöyle, hastalandıysa daha önceden ve o hastalığı oruç tutmaya engelse,
Ondan sonra adet olduysa ve adetinin beşinci günü öldüyse. Buna şey gerekmiyor. Oruç gerekmiyor zaten. Ha, şimdi tutuyordu adet olmadan önce tutuyordu oruçları. Adet, normal, adet olduktan sonrakiler ondan sonra öldü. Evet. Geriye kalan kısım elbette borcu değil onun. Adetliyken oruç farz değil ki kişiye. Adet bittikten sonra farz oluyor o. Şimdi bu adetliyken ölmüş ve onu kaza etme imkanı da kalmamış zaten vefat ettiği için. O adetliyken ki son öldüğündeki oruçları kaza etmesine gerek yok. Daha önceki senelerdekinden varsa o konuştuğumuz o. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki Afrika'da göz ameliyatı katarak için zekat parası gönderirsek geçerli olur mu? Bunlar olmuyor. Yani o kabul edilmiyor. Çünkü burada kişiye şey yok. Temlik yok. Ha, bunu olur diyenler çıkabilir ama genel kanaat benim bildiğim kadarıyla temlik olmadığı için yani bir verdiğin parayı bir başkasının muhatabın mülkiyetine geçirmediğin için bu şey olmaz. Zekat olmaz. Ama şöyle o kişiye yani ameliyat edilecek kişiye o para verir ondan alınırsa o zaman olabilir. Yani ücret olarak ameliyat edilecek olan kişiye diyelim ki kaç ne kadara ameliyat ediyor o $500 misal. Evet. $500 verir ondan sonra da ameliyat parasını ondan alırsa olur. Ama işte o vakıflara vesaireye para verip de onların doktorların oradaki yolların masrafları karşılanarak bunun karşılığı verilen zekat olmaz kanaatim. Bir sesli sorumuz varmış hocam. Kıymetli seyircilerimiz hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. Aleyküm hocam, iyi yayınlar. Parmaklarımızı birbirine bağlamak, kolları bağlamak ve benzeri hareketler uğursuzluk getirir deniliyor. Bunun doğruluğu nedir? Evet hocam. Doğruluğu yoktur. Hiçbir hareket uğursuzluk getirmez. Nasibin bağlanır vesaire tarzı sözler söyleniyor tamamen hocam. Tamamen boş şeyler. Bunlar bid'attir. Asılsız şeylerdir. Hoş dini bir konu olmadığı için bid'at da sayılmaz. Hurafedir diyelim. Yani dinle alakası yok zaten bunun. Evet. Ve işte mesela efendim baykuş öterse şöyle olur, köpek havlarsa böyle olur, kuşlar sağa giderse şöyle, yok, sola giderse böyle. Bunların hiçbirisinin dini bir değeri yok. Ki zannediyorum bilimsel bir değeri de yok. Eyvallah hocam. Seyircilerimize çağrı attığımızı hatırlatmada bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz, sizler de merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Bir seyircimiz demiş ki, anne oğluna nisap miktarının üzerinde 15 yıl önce bilezik borç vermiş ancak geri ödenmemiş bu borç. Borcun tamamını verildiği tarih itibariyle helal edilse geriye dönük olarak zekat borcu anneden düşer mi? Not, annenin kendine ait geliri yok. Şimdi inkar edilmemiş ama gelmemiş. O para da tahsil edilmemiş. Evet hocam. O tahsil edildiği zaman ki orucunun şey zekatının verilmesi gerekiyordu. Tahsil edilmediğine göre zekat vermek gerekmez. Bağışlamış peki? Tahsil etmeden. Yani o geriye dönük olarak zekat borcu düşer mi? Zaten zekat gerekmiyor. Ya gerekmez. Başka bir seyircimiz demiş ki bizim İlçe müftümüz SMA hastası çocuklara fitre zekat verebilirsiniz dedi. Bir de hocamıza danışmak istedim. SMA hastası çocuklara fitre ve zekat verebilir miyiz? Şimdi bu çocuk ailesi fakirse, aile fakirse. Şimdi evet. Bu çocuk muhtemelen yaşı ergenlik çağından aşağıdadır, düşüktür. Dolayısıyla onun zenginliği veya fakirliği babasına bağlıdır. Eğer babası fakirse verilebilir. Verilebilir. Ne kadar verilebilir? Hanefi mezhebine göre 80 gram altına kadar verilebilir. Hanefi mezhebine göre.
Ama Şafii mezhebinde durum farklıdır. Şafii mezhebinde ihtiyaç sahibinin ihtiyacı giderilinceye kadar verilebiliyor. Ve burada da uygulanabilir o. Ama burada ailenin fakir olması gerekiyor. Efendim, aile fakir değil. Zekat almasına engel durumlar var ama çok büyük paraya ihtiyacı var. Bu çocuğun tedavi olabilmesi için. Yardım edilmesin demiyorum ben. Yani zekatın dışında da yardım yolları var. Sadaka var, tasadduk var. Bu şekilde yardımcı olunsun. Ama benim kanaatim olarak söylüyorum. Bu hasta olan çocuğun tedavisi için. Ha, o tedavi olur, borçlanır. İhtiyacı evet. Olur, borç geçer. Ha, onu ödemeye verir. Ama daha hiç böyle borçlanma falan olmadan para biriktirmek üzere veriliyorsa, o miktar, nisap miktarını aşmış ise zekat sayılmaz benim kanaatim. Ve bir de tabii baba eğer zengin ise, varlıklı ise yine zekat olmaz. Ama başka türlü tabii bu durumda olanları desteklemek insani bir görev. Ve zekat harici olarak yardımda bulunduğu zaman insanlar ona, onun karşılığını, sevabını elbette alacaklardır. Seyircilerimizden biri demiş ki, Cuma namazının peşine kılınan zühri ahir namazını neden kılıyoruz? Şimdi çoktan bu soru gelmemişti evet. Değil mi? Daha önceleri epey bir cevapladık da bir daha hatırlayalım o zaman. Evet hocam. Şimdi Cuma namazının kılınabilmesi için bir, yani farz olması için bir de geçerli olması için bir takım şartlar var. Bir defa Cuma namazı şehir ve şehir hükmünde olan bir yerde olana farz olur. İşte hür olanadır, köleye değil. Misafire farz değildir, kadınlara farz değildir. Bunlar farz olmasının şartları. Bir de sahih olmasının şartları var. İşte onlar da içerisinde sayılan bir şehirde Cuma namazı sadece bir camide kılınır demişler İslam uleması. Peki bunu niye böyle demişler? İki bunun gerekçesi olabilir. Bir, Resulullah zamanında tek camide kılınıyordu. İki, genelde İslam'ın ilk dönemlerinde Cuma hutbelerini o şehrin valisi okur ve namazı o kıldırır. Ve hutbelerde başka kiliseler tarafından tabiri caizse çatlak seslerin çıkması istenmez. Bu da olabilir gerekçe olarak ama sonuç şu hüküm. Bir şehirde acaba bir tek camide mi Cuma namazı kılınabilir yoksa birden çok camide kılınabilir mi? Şimdi Şafii mezhebine göre ihtiyaca göre fazlaca farklı camilerden kılınabilir. Hanefi mezhebinde ise hayır kılınamaz denmiş. Hatta İmam Ebu Yusuf, Bağdat'ta bunlar yaşadılar. Cuma namazı vaktinde Bağdat'tan Dicle Nehri geçiyor ya. Evet. O nehrin iki yakasında yerleşim birimleri var. Köprüleri kapatırmış ki o diyelim ki nehrin sağ tarafındakiler bir cuma namazı kılıyor bir camide, sol taraftakiler başka bir camide kılıyor. Tek şehir gibi değil de iki ayrı şehir gibi telakki etmiş. Yani şimdi bir de şunu diyenler de olmuş, iki tane camide kılınabilir, daha fazlasında kılınamaz diyen de olmuş. Neye? Çünkü şehrin ahalisini iki cami alır, üçüncüye ihtiyaç yok demişler. Fakat bunu söyleyenler ne zaman söylemiş? İlk zamanlarda. Evet. Fakat tabii ilk zamanlarda deyince İmam-ı Azam zamanında böyle bir şey, İmam-ı Azam'da ben hatırlamıyorum böyle bir fetva. Şimdi zamanla şehirler büyümüş. Efendim birden çok camide cuma namazı kılınmaya başlamış. Bu sefer o zamanki alimler demişler ki ya bu bir tek camide bizim namazımız geçerli olur da diğerlerinde geçerli olmazsa o zaman diğerlerinin kıldığı cuma iş olmayacak demektir. O zaman biz o cumaya ama geçerli olma ihtimali de var. Çünkü bir şehirde 5 tane cami var. Efendim bu 5 camiden birisi geçerli olacak, 4'ü geçerli olmayacak. Bu 5 camiden hangisininki geçerli olacak? Bazıları diyor ki ilk defa Allahu Ekber diyenin. Namaza başlayanın diyor. Bunu diyen var. Bazıları en merkezi olanı. Bazıları en eski cami. Yani çok farklı görüşler var. Evet. Hasıl böyle bir durum var. Bu sefer ne yapmış o alimler? Zuhr-ı Ahir diye bir namaz ihdas etmişler. Yani demişler ki
biz cuma namazını kıldıktan sonra ihtiyaten bir 4 rekat daha namaz kılalım. Eğer bizim kıldığımız cuma namazı geçerli olmamışsa bu şey sayılsın. Öğle namazı yerine geçsin. Çünkü cuma namazını kılmamışsak öyle kılacaktık. Eğer kıldığımız cuma namazı geçerliyse bu sonradan kıldığımız 4 rekat kaza namazı varsa onun yerine geçer. O da yoksa nafile namaz olur demişler. Şimdi ben bu konuyla ilgili bilgiyi en eski olarak İbn-i Nüceym diye bir alimimiz var. Onun El-Bahru Raik diye bir eseri var. Efendim bir de Zeyla'i bir kitabı daha var, o aklıma gelmedi neyse. Onda gördüm ki o da 1700'lü yıllarda yanlış hatırlamıyorsam yaşamış. Yani çok eskiye gitmiyor. Evet, 1700'lü yıllar. Ha, bu şeyden, bundan dolayı kılınıyor Zuhr-ı Ahir. Ama şimdi deniliyor ki, yani günümüzde İslam uleması diyorlar ki, efendim bu aslında şartlar değişti. İstanbul'u düşün, Boğaz'ın bir tarafında efendim bir cuma namazı kılınacak. bir de öbür tarafında kılınacak. Bu mümkün mü? Mümkün değil hocam. Yani değil öyle 3, 5, 10, 20, 30, 100, 1000, 2000 cami yetmiyor. Bugün cumaydı, cuma namazı kıldık. Evet. Gittiğim camide caminin dışı lebalep dolu. Hasırlar serilmiş. Ki mahalle camileri. Mahalle camii bu. Dolu. Şimdi hava da iyi. Çok şükür yani insanlar şey de olmadı, sıkıntı da çekmedi. Şimdi böyle bir ortamda İnsanlara diyeceğiz ki biz kardeşim Anadolu yakasında isen sadece Çamlıca Camii'ne gideceksin, orada kılınacak. Avrupa yakasındayken Ayasofya'ya gideceksin. Bu mümkün değil. Öyleyse biz inanıyoruz ki Allah bizim ibadetimizi kabul eder. Kaç tane camide kılarsak kılalım. Hepsi ihtiyaç, hepsi doluyor, taşıyor. Evet, elhamdülillah. Elhamdülillah, taşıyor. Niye? O zaman Allah niye kabul etmesin ki bizim ibadetimizi? Onun için biz diyoruz ki günümüzde zuhr-ı ahire gerek yok. Ya kılan kılsın, Allah kabul etsin. Ona da engel olmayız elbette. Evet, eyvallah hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki tarlamı yıllık kiraya veriyorum. Zekatını nasıl vermeliyim? O aldığı kira bedelini diğer gelirleriyle birleştirecek ve toplam geliri nisaba ulaştı ise eğer, yani 81 gram altın değerine ulaştıysa onun üzerinden tam bir sene geçtikten sonra zekatını verecek. O bir sene sonraki elinde ne varsa, tabii nisap üstü olarak da varsa, onun zekatını verecek. Ama diyelim ki 81 gram altın değerinde parası oldu. Ne zaman? İşte Recep ayında. Recep'e örnek verelim. Recep ayında geçen sene. Bu sene Recep ayının biri geldi, 70 gram altın değerindeki şeye düşmüş paramız. Ona zekat gerekmiyor. 90 gram altın değerine çıkmış, 90 gram altının gibi zekat vermemiz gerekiyor. Selahattin Çam isminde bir seyircimiz demiş ki, askerde oruçlarımı tutuyordum. Akşam niyetlendim, sabahleyin iznim bildirildi. Sabah 10'da Silivri'den İstanbul'a, İstanbul'dan otobüsle Eskişehir'e, oradan Afyon'a geldim. Orucumu yolda bozdum. Daha sonra kaza olarak 1'e 1 tuttum. Borcumu ödemiş oldum. Ödemiş oldu. Allah kabul etsin. Tekrar başka bir şey yapmasına gerek yok. Bir seyircimiz, bir tanıdığım araba almak istiyor ama kendisi arabadan hiç anlamıyor ve uğraşacak vakti yok. Kendisi iş adamı. Bana yönlendirdi, ilgilenir misin diye. Ben de arabadan anlıyorum. Şimdi haftalardır koşturuyorum. Gidip bakıyorum. Ben bunu arabayı alsam dahi bana herhangi bir masraf vermeyecek. Çünkü öyle bir kültürü ya da düşüncesi yok. Ben de zaman ve emek harcıyorum. Bunun haberi olmadan buradan bir miktar komisyon alsam günah olur mu? Günah olur. Eğer kendisi bu işin komisyoncusu olsaydı o zaman alacaktı zaten. Şimdi evet. Öyleyse emek veriyor, söyleyecek. Söyleyecek yani, diyecek ki bak ben şöyle emek veriyorum kardeşim. Benim ücretimi ver. Bunu diyemiyorsa ondan habersiz alamaz. Başka bir seyircimiz demiş ki 50 yaşıma kadar oruç tutmadım. 2 senedir tutuyorum. Eski oruçlarımı nasıl yerine getirebilirim? Namaz da aynı şekilde. Şimdi 12 yaşında ergen olduğunu varsayalım.
50 yaşına kadar tutmamış. Kaç sene geçmiş? 38. 38. 38 sene çarpı 30 ay yapacak. Ve ne çıktıysa her bir gün için 40 lira olarak fidye verecek. 2 sene tutmuş ama hocam. 2 senedir tutuyorum diyor. Ama şu anda mı 50 yaşında? Şu an 50, ha pardon, 50 yaşıma kadar 50 yaşına tutmadım diyor. Yani 38 çarpı 30, bazen 29 olmuştur ama biz toplam 38 çarpı 30 ne ediyorsa işte aşağı yukarı herhalde 1200 falan eder tahmin ediyorum. 38 çarpı 30 mu? He. 1140. Ha, 1140. 1140 çarpı 40 lira. Yani 40.400 lira. 45.600 lira yapıyor. Öyle mi yapıyor? Evet. 1100'ün. 1140 çarpı 40. Ha, 1140, 1100 değil, 1140. Tamam. Eğer maddi gücü varsa bu 1000 değil, 40.000. 45.600 lira. 45. Bunu verecek. Maddi gücü yerindeyse bunu verecek. Ha, tabii öncelikle şu var. Sağlığı yerindeyse kaza edecek. Sağlığı yerindeyse geçmişe yönelik bütün oruçları kaza edecek. Edebildiği kadar edecek. Asıl önem o, asıl o. Kaza etmesi lazım. Ha. Ama bir gün geldi artık kaza edemeyecek duruma düştü. Yaşlandı. Yaşlandı. O zaman işte bu yaptığı kaç gün kalmış geriye onun hesabını yaparak onun fidyesini verecek. Mesela diyelim ki şu anda 50 yaşında. Evet. 70 yaşına kadar 20 sene var. 20 sene kaza edecek yapabildiği kadar. Diyelim ki senenin 6 ayında kaza etse, senenin 6 ayında 1200 aylık, yok 12.000 aylık, 6 ay, 1200 aylık şey yapar. Kaza etmiş olur ki bu da 10 senedir. Hmm. İlk başta oruç tutarak kaza etmesi gerekiyor, öyle mi hocam? Tabii. Sağlığı yerinde şimdi, 50 yaşında genç, hastada değilse eğer, hep kaza yapacak, hep kaza edecek. Yapabildiği kadar kaza, tutabildiği kadar. Yani öyle evet. 3 gün, 5 gün sadece Ocak ayında, Şubat ayında falan değil. Şey, dayanabildiği kadar, madem ki bu soruyor bize cevabını, onu verelim. Onun kazasını yapacak, asıl olan bu. 38 senelik orucun kazasını. Yani 38 ay demektir bu. Bunlar ne kadarını kaza ederek ödeyebildi? 28 ay. Geriye ne kaldı? 10 ay. 10 ay 300 gün. 300 çarpı 40, 12 bin lira o zaman verecek onun fidyesini. Ama şimdiden fidye vererek kurtaramaz. Hmm. Kaza etmesi lazım çünkü. Asıl olan o. Eyvallah hocam. Bir sesli sorumuz varmış hocam. Kıymetli seyircilerimiz. O namaz konusu var. Bir de namazda yapabildiği kadar kaza edecek. Namazın fidyesi yok. O da aynı şekilde olacak. Kaza sadece edecek. Fidye olmayacak. Ya fidye, yani namaz ölünceye kadar kaza edecek, Allah affedecek, af dileyecek, tebessü ifade edecek ikisine de. Ama namaz için fide veremez, vermesi gerekmiyor. Oruç için fide verecek. Efendim sesli sorumuzu hep birlikte dinliyoruz. Banka promosyonu derneklere, cemaatlere, vakıflara verilebilir mi? Evet. Verilebilir çünkü fakire ver diyoruz, onlar da fakir sayılır. Yani fakir sayılır değil de bir hayır hizmetinde kullanacaklardır. Verilebilir. Başka bir seyircimiz demiş ki banka promosyonu ile ilgili yine banka promosyonu zekat olarak ödenebilir mi? Şimdi bankadan alınan promosyonun biraz şüphe var işin içerisinde. Bu şüphe nereden kaynaklanıyor? Konuyla ilgili ihtilaftan kaynaklanıyor. Yani şu anda tabii banka promosyonu eskiden yoktu, yeni. Dolayısıyla bugünün hocaları bununla ilgili, fıkıhçılar bununla ilgili fikir beyan ediyorlar. Ve bunların içerisinde bu caiz değildir, alınmaz diyenler var. Caiz değildir, alınmaz diyenler var. Bunu diyenler var, bir. İkincisi, alınabilir diyenler var. Bir üçüncü grup da, efendim, alsın kişi, kendi fakirse kullansın, değilse fakire versin. Bu üç görüş var. Bundan dolayı bir şüphe var işin içerisinde. O yüzden zekatını onun dışındaki başka imkanından, başka bir gelirinden, başka parasından versin. Hmm. Yani şüpheli olan şeyi zekat olarak vermiş olmaz. Seyircilerimizden biri demiş ki,
Hocam tek böbrekle yaşadığım için oruç tutamıyorum. Emekli maaşım dışında bir gelirim ve birikimim de yok. Ben fidyeden sorumlu muyum? Veremeyecek durumdaysa sorumlu olmaz. Yani fidye veremeyecek durumdaysa. Şimdi emekli maaşı deyince herkesin emekli maaşı aynı değil ki. Bugün 20 bin lira emekli maaşı alan var memlekette. Öbür taraftan işte en düşük 2500 lira alan da var. Şimdi hangi grupta bilmiyoruz. Dolayısıyla burada bizim şeyimiz şu, ölçümüz şu, gücü yetiyorsa verir. Yetmiyorsa tabii Allah vermediği bir nimetin karşılığını istemez. Başka bir seyircimiz demiş ki, hocam şu an koronadan dolayı karantina dönemindeyiz. Oruç tutmak caiz mi? Tutmak caiz, tutmamak caiz mi? Belki soru böyle olmalı. Şimdi bu koronada karantinaya alınan herkes aynı şekil olmuyor. Evet, kimi ağır geçiriyor, kimi hafif geçiriyor. Kimi bir grip oluyor, kimisi fark etmiyor bile, kimisi ağır geçiriyor. Ama test yaptırmış, pozitif çıkmış ve karantinaya alınmış. Sağlıklı, gayet yerinde sağlığı. Tutar o zaman, tutmalı. Ama öyle değil de hasta, ileri derecede hasta. Mesela ne oluyor? Hatta yoğun bakıma bile yatanlar var, hastaneye yatanlar var. Onlar tutsun demeyiz elbette. Ama öyle değil de evinde karantinada, karantinada kalışının gerekçesi başkalarına bulaştırmaması. Ama sağlığı el veriyor, iyi. Oruç tutması engel değil. O zaman tutacak zaten, tutmalı. Caiz mi değil mi diyor da. Evet. Vacip yani eğer sağlığına zarar vermiyorsa oruç. İstanbul'dan Hasan Bey demiş ki, yazın bazen köye gittiğimizde bazen hoca olmuyor. Cuma gününe denk gelince bizim cumayı kıldırmamızı istiyorlar. Ama hutbenin bütün duaları ezberimde değil. Hutbenin şartları nelerdir? Hepsini bilmek gerekiyor mu hutbenin yerine gelmesi? Hayır, hepsini bilmek gerekmiyor. Tabii hutbenin şartları için işte cuma namazı vaktinde olacak, cemaat huzurunda olacak falan bir takım şeyler var. Bunlar zaten yapılıyor. Şimdi burada hamdele, salvele ve kısa bir nasihat olduktan sonra ama iki hutbe biliyorsunuz. Her iki hutbede de hamdele, salvele yani elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulullah mesela bu kadarcık dese evet. Bile. Bir de işte kısa bir nasihatta bulunursa veya okursa o hutbe yerine geçer. Hasan Bey'in ikinci sorusu, hocam baldızlar ve yakın akrabalarla misafirliğe gittiğimiz zaman ister istemez bazen bir arada yemek yiyoruz. Bu halden çok rahatsız oluyorum ama bu örfi bir kural. Bunu aşamıyoruz. Bu durumda nasıl davranmam gerekiyor? Şimdi şöyle, bir defa tabii aralarında mahremiyet olmayanlar bir arada bulunduğu zaman tesettüre riayet edilmesi lazım bir. Evet. İki, konuşmaya, sohbete dikkat edilmesi lazım. Affedersiniz yılışıklık bilmem hanımlarla şakalaşma vesaire gibi cihetlere gitmemek lazım. O şekilde olursa yapacağı bir şey yok. Ama kendisi zaten yani buna katıldığına göre başka bir şey yapma imkanı yok. Bu dediğim şekilde dikkatli davranırlarsa inşallah problem olmaz. İnşallah. Tabii eğer en ideali, en güzeli ayrı ayrı. Ayrı olmaz. İdeali o. Ama bu dediği gibi hem örfi açıdan bakıldığı zaman ve aile münasebetlerinde çok fazla riayet edilemiyor onlara. Bir seyircimiz, ihtiyaç sahibi ama alkol içen birine fitre verilir mi diye. Müslümansa verilir. Ölçümüz o. Günahkar. Müslümana fitre verilir. Ne demiş şey, şair, o şey mi onu? Ömer Hayyam mı demiş onu? Her günah şarap gibi sarhoş etse yollarda sarhoştan geçilmez. Demiş. Yani mesela gıybet etmek, kin tutmak, efendim riyakarlık, haset, yalancılık. Bunların evet. Hepsi günah. Ama bunlar sarhoş etmiyor. Namaz geçirmemek sarhoş etmiyor. Namaz kılmamak sarhoş etmiyor. Zekat vermemek sarhoş etmiyor. Bak bunların hepsi haram. Ömer Hayyam'ınmış hocam o söz. Ben de öyle hatırladım da. Yani şimdi o zaman biz zekat fitre verecek adam bulamayız. Yani böyle dört dörtlük işte Müslüman dediğin benim gibi olur diyebilecek kaç kişi var Türkiye'de? Dünyada kaç kişi var? Yani ihlas, huşu, samimiyet. Maalesef. Evet. Maddiyata gelince iş değişiyor zaten. Unutuluyor şeyler. Maalesef hocam. Evet.
Hocam Allah razı olsun. Amin. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bizler sizden istifade ettik. Yani o bilgilerinizden, birikimlerinizden biz de öğrendik. Her geçen gün de öğrenmeye devam ediyoruz. Rabbim size sağlık, afiyet versin. Allah razı olsun. Hocam. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli seyircilerimiz, İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programının bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafta içi her gün saat 17 ve 18 arasında Allah nasip ederse sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.